Kısa süren evlilikler, ömür boyu süren nafaka ödemeleri. 55 yaşındaki Murat Erdem de nafaka mağdurlarından biri. 23 yıl süren evliliğin ardından 11 sene önce boşandı. Eski eşi velayeti annede olan çocuğuna babası baktığı için o günlerde nafaka istemedi ama yıllar sonra almadığı o nafakayı toplu olarak aldı. Bu da yetmedi. Nafaka artırım davası açtı. Yeni bir yuva kurmaya korkan Murat Erdem şimdi isyan ediyor. Önünüzü görüp de bir adım atamıyorsunuz. Valla artık bu süresiz nafaka olayının bitmesi için yalvarıyoruz. Ne olur bir adım atılsın. Bu isyanın sebebi ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilmesi. Peri masalı gibi başlayan hikayesi yıllar sonra kabusa döndü. Hem kendimi geçindirmek zorundayım hem de bir de hanımefendiyi geçindirmek zorundayım. Boşandım, hanımefendiyi geçindiriyorum. 55 yaşındaki Murat Erdem 23 yıllık evliliğini bundan tam 11 sene önce bitirdi. Ancak o evliliği Murat Erdem'in kabusu oldu. İlk süreçte kendisinden nafaka talep etmeyen eski eşi aradan bir süre geçtikten sonra birikmiş nafaka davası açtı. Oğlum henüz reşit olmadığı için benim yanımda kaldı, benim yanımda okudu. Velayet annesinin olmasına rağmen. Oğlum senin yanında kalıyor, nafaka ödemene gerek yok dedi bana. O ödememi istemediği, ödeme dediği nafakaları da tekrar benden talep etti. Mahkeme icraya verdi ve onları da benden aldılar. Eski eş bununla da kalmadı. Murat Erdem'in iddiasına göre tüm sınırları zorladı. Nafaka artırım davası açtı bana. Aylık 5000 lira nafaka hükmettiler ve geçmişe yönelik de bana borç çıkardılar. 98 bin lirayı ben mahkemenin veznesine teminat olarak yatırdım. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Murat Erdem ikinci kez evlilik yaptı. Ancak o evliliği de eski eşine ödediği nafaka yüzünden uzun sürmedi. Şu anda bozulan ikinci evliliklerin çoğu bu nafaka yüzünden bozuluyor. Çünkü yeni evlendiğiniz kişi böyle bir yükümlülüğün altına girmek istemiyor. Belli bir süre sonra anlaşmazlıklar çıkıyor. İddiasına göre Didim'de yaşayan eski eşinin aslında birden fazla geliri var ama... Gizli olarak çalışıyor, SGK'sız olarak çalışıyor, ispat edemiyorsunuz çalıştığını. Babası vefat ettikten sonra kendisine kalan malları annesinin üzerine geçirdi. Babasından kalan maaşı, emekli maaşını almadı, annesine verdi. Yaşadığı mağduriyet artık canına tak eden talihsiz adam bir an önce bu yükün omuzlarından alınmasını istiyor. Mağdur olan biz miyiz? O mu? Vallahi bilmiyorum yani karar veremedim.